Merhaba değerli izleyenler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler. Bugün sizlere avokado nasıl yenilir o konuda bilgi vermek istiyorum. Hala birçok kişi avokado nasıl yenilir ben bilmiyorum diyen insanlar var. Değerli izleyenler, avokado böyle patlıcan kabak gibi ya da fasulye gibi değil, bir şey bakliyat değil, bir meyve. Nasıl elma, armudu soyup yiyorsanız avokadoyu da o şekilde soyup yiyebilirsiniz. Ama bazı cinsleri gerçekten meyve olmasına rağmen yağlı, sade bir şekilde yemesi zor oluyor. Onun için içine çeşitli baharatlar katıp da yiyebilirsiniz. Yani alışkın olmayan bir kişi her avokadoyu o şekilde sade bir elma yer gibi yiyemiyor. Yani özel hazırlamanız da gerekebiliyor. Bu elimdeki avokado cinsi Pinkerton dediğimiz avokado cinsi. Şu şekilde. Meyvemizin dış kısmında hafif böyle bir siyahlaşma gibi olmasına rağmen içi yeşil. Birkaç gün oldu olgunlaşalı. Dolapta bekliyordu. Hiçbir şey olmadı. Olgunlaşmış bir avokadoyu da dolapta rahat bekletebilirsiniz. Avokadolara tuz, limon çok yakışıyor. Şekilde küp küp doğrayabilirsiniz avokado meyvelerini. İlla içini kaşıkla çıkaracaksınız diye bir şey yok. Ezeceksiniz diye de bir şey yok. O tamamıyla sizin damak tadınızla alakalı bir şey. İster doğrarsınız, isterseniz ezebilirsiniz. Siz hangisini seviyorsanız onu yapabilirsiniz. Ama ben gelen arkadaşlara, misafirlere doğruyorum ve şimdiye kadar hep ezilmiş yemiştim. Ama doğranmış daha çok hoşuma gitti diyen çok arkadaşım oldu. Şu şekilde. Böyle avokadoyu doğrarken elinize, bıçağınıza her yere bulaşabilir. Avokadonun böyle bir özelliği var. Tüm avokado çeşitleri bu şekilde. Şöyle üzerine hafif bir limon sıkabilirsiniz. Hem besleyici değeri artıyor. Şu şekilde de sarımsakları rendeleyebilirsiniz. Hafiften. Hem avokadonun besin değerini arttırmış oluyorsunuz. Bir meyve olmasına rağmen avokadoya tuz da çok yakışıyor. Daha yenilebilir bir kıvama getiriyor. Daha bir lezzetli hale geliyor. Yani dediğim gibi avokado bir meyve. Ama meyvelerden, meyve içinden sarımsağın, limonun yakıştığı bir meyve. Yani başka bir hangi meyve böyle sarımsak, limon yakışıyor bilmiyorum. Peygamber Efendimiz de bizlere sarımsak yemeyi tavsiye ediyor. Gerçekten avokado ve sarımsak da birbirine çok yakışan bir ikili. Bu şekilde daha yenilebilir hale getirebilirsiniz avokado meyvelerini. Dediğim gibi de içindeki besleyici değerleri de arttırmış oluyorsunuz sarımsak ve limon tuzla. Birçok kişi eziyor, doğramıyor. Ama ben sizlere doğramanızı tavsiye ederim. Tadı biraz daha farklı oluyor. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.